Merhabalar, videoya hoş geldiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Bugünkü konumuz aslında şu anki gökbilimcilerin harıl harıl çalışarak araştırdığı bir olay. Dünya ve evrenimizin nasıl yok olacağı. Daha milyonlarca yıl olsa da eninde sonunda kaçınılmaz bir son olacak ve bu da insanlara araştırma sebebini fazlasıyla veriyor aslında. Uzayda bir savaş yaşanıyor desek de yanılıyor olmayız. Ve bu savaşın sonu eninde sonunda evrenimizin sonu olacak. Peki bilim insanları sınırları zorluyorsa ve her gün yeni bilgiler alıyorsa belli başlı teorileri de vardır. Demek oluyor yani bilim insanlarının. Evrenin yok oluşu için 4 tane teori var. Peki bunlar ne diye soracak olursak büyük donma, büyük çökme, büyük değişim, büyük parçalanma. Peki şimdi sizlerle bu teorilerin neler olduklarına bakalım. Örneğin olması en büyük ihtimal olan büyük donmadan başlayalım. Albert Einstein'a göre evrenin sabit durması mümkün değil. Ya genişliyor ya da daralıyor. Bu teoriyi kanıtlayan ise Edwin Hubble 1922 yılında evrenin sürekli genişlediğini keşfetti. Şu an evrenimiz sıcak fakat büyüdükçe ısısı da ters orantılı bir şekilde azalmaya başlayacak. Bu çok büyük alanı ısıtmaya çalışmak gibi düşünebilir yani. Ve evren artık kendini ısıtamayacak kadar büyüdü. Yani bir diğer deyişle ısı alışverişinin yapabileceği hiçbir alan kalmadığında evrenin asıl ham maddeleri kaybolacak ve evren yok olacak. Aslında bir nevi her yeri ölü, soğuk ve karanlık olacak desek yanılmış olmayız. Peki Albert Einstein'ın izafiyet teorisine göre ne oluyor dersek eğer? Az önce söylediğimiz söz evren genişliyor. Evet evren genişliyorsa soğuyacak dedik. Fakat bu olay bir teori daha doğuruyor. O da büyük çöküş aslında. Büyük çöküşü bir balona benzetebiliriz. Büyür, büyür ve patlar. Ya da havası iner kendi içine doğru inme kazanır. Büyük çöküşü de böyle düşünebiliriz. Evren büyük bir alev topuna dönüşecek ve bu sırada kendi içine doğru çökmeye başlayacak. Peki evren daha ne kadar büyüyecek sorusu kesin değildir. Yani şöyle demek gerekirse evrende yeterince madde varsa bu maddeler birbirini çekecek ve büyümeye başlayacak. Fakat eğer yeterince madde yoksa sonsuza dek büyüyecek. Bu da ilk anlattığımız büyük donma teorisinin gerçekleşmesi demek oluyor. Fakat az önce dediğimiz gibi yeterince madde var ise büyük çekme gerçekleşme ihtimali doğuyor. Açmak gerekirse az önce söylediğimiz gibi evrende madde yeterince var ise maddeler birbirini çekecekler ve bir süre sonra evren büyüme yavaşlayacak ve bir süre sonra tamamen duracak. Bazı teorilere göre bu zamandan sonra daralmaya başlayacak ve daralan evren ısınmaya başlayacak ve büyük patlamanın tam tersi olarak büyük çöküş gerçekleşecek. Peki iki teoriyi anlattık. Peki üçüncü teori büyük değişim deneyimlisi. Aslında olması en son beklenen teori. Bu aslında kuantum fiziğine göre örneğin iki tane bardak var ve birinde saf su ve tertemiz bir bardak içinde duruyor. Diğerinde ise sadece bir tane buz kristali var. Biliyorsunuz ki saf su eksi derecelere kadar inse dahi donmaz. Ve bardakta da pürüz olmamasında bir etkisi var. Çünkü suyun içinde herhangi bir madde yok. Fakat yanındaki ufacık bir buz kristali içine atarsak su çok hızlı bir şekilde donmaya başlayacak. Yani bir diğer deyişle kuantum fizikçiler evrenimizden daha küçük de olsa ufak bir madde evrenin sonunu getirebilir diyor. Peki ya büyük parçalanmada neler olacak? Örnekle başlayalım yine. Ve bir balon örneğiyle devam edelim. Evrenin bir balon olduğunu ve balonun büyüyebileceği en son noktaya kadar büyüdükten sonra patladığını düşünün. Bir diğer deyişle daha genişleyemediği için parçalandı. Konuyu açarsak eğer evrenimiz ne kadar büyürse büyüsün yoğunluğu aynı kalıyor. Bu da şu demek oluyor ki hacmi yani büyüklüğü sürekli artan evrenin yoğunluğunun da artması için sürekli kara madde üretiyor. Peki ya kara madde bir gün evrenin genişleme hızından daha fazla artarsa ne olur? Bilim insanlarına göre bu evrenin parçalanmasına sebep olur. Az önce söylediğimiz balon gibi patlar ve parçalanır yani. Milyarlarca yıl olmasına rağmen araştırıp üzerine bir de teoriler eklenince insanoğlunun evrene ve dünyaya olan ilgisini gösteriyor aslında. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Bizi desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.